Satranç TV'den herkese merhabalar. Kemik Kit'te hoş geldiniz. Beyazlar, Maxwell ve Siyahlar, Robert James Fisher 1957 yılına New York'a uçuyoruz. Bakalım oyunu beğenecek misiniz? Evet, Beyazlar D4 tercih etmiş. Siyahlar Asf6 oynuyor. C4, E6, Atçeviş ve D5 hamleleri oynanmış. Oyunumuzda C çarpı D5 hamlesi devam edilmiş. Ancak konumdaki ana hamlelerden bir tanesi filin G5'e gidişi, sonrasında E3 sürüşü ve Atf3'e devam edilişi. Yani C4 ve D5 karesindeki piyonlar buradaki gerilim korunarak tutulabilirdi. Ancak beyazlar C alır D5 hamlesini oynamayı tercih etmiş. E çarpı D5 ve şimdi fil G5 oynuyor. Artık C4 karesinde mutlaka kontrol edilmesi gereken bir piyon olmadığı için beyazlar rahatlıkla E3, fil D3 ve vezir D2 şeklinde, vezir C2 şeklinde gelişecek ve tamamıyla şah kanadı saldırısına odaklanabilecek. Çünkü merkeze çok fazla odaklanmak zorunda kalmayacak. Buna karşılık siyahlar fil B4 gibi bir hamleyi tercih ediyor. Evet, çok sıklıkla gördüğümüz bir hamle değil. Biraz agresif bir tercih. Bunun yerine fil E'de oynayabilirdi siyahlar. Fil E'de kısa rok. Sonrasında C6 oynayıp fil F5 şeklinde devam edebilirdi. Ancak fil B4 tercihi gelmiş. Yani C3 karesindeki ata baskı yapacağım diyor. Arkadaşlar beyazlar E3 oynamış. Siyahlardan aşağı alternesi. Fil H4 ve burada sert hamle olan C5 hamlesi gelmiş. İsterseniz değerlendirme çubuğunu da açayım. Değerlendirme çubuğuyla izleyin ama ben çok açma taraftarı değilim normalde. Oyunun ambiyansını güzelliği bozduğu için bir değişiklik olsun bugün. Evet, C5 hamlesiyle birlikte arkadaşlar bakın bu hamleyi ne isterseniz şeyi de göstereyim size. Burada G5 gibi bir hamle de var. Bakın G5 de oynanabilirdi. Fil G3'e de at E4. Yani burada tabii ki piyonlar zayıfladı. Ancak E4 karesindeki at hem C3'e hem de G3 karesine baskı yaratıyor. B4 karesindeki fil de bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki açması devam ediyor. Siyah şimdi C5, vezir A5 şeklinde C3 karesine yüklenmeye devam edebilir. Ama tabii buradaki piyonlar zayıflık yarattığı için bazı oyuncular tercih etmiyor. Arkadaşlar direkt C5 tercihi gelmiş. Bu hamle çok iyi bir hamle değil ama agresif konumu karıştıran bir hamle. Psikolojik olarak rakibi zorlayan bir hamle. Bu hamlenin iyi olmasının sebebi, yani çok iyi olmamasının sebebi diyelim. Çünkü onun çok daha sakin rok gibi hamleler varken. Bu nedeni şu arkadaşlar. Hem D5 karesinde bir yüzölü piyon kalıyor hem de siyahlar piyonla çok fazla hamle kaybetmiş oldu. Gelişimi bir tık ertelemiş oldu. O yüzden rok daha iyi bir tercih olabilirdi. Beyazlar fil D3 tercih etmiş. Bunun yerine fil B5 gibi devam yolları var. At F3'e devam edilebilir. Ama gelişimi tercih ediyor fil D3. At C6 ve at E2. Bakın bu hamle de önemli. Bu hamlenin birden fazla amacı var arkadaşlar. Birinci amacı bu atın ilerleyen zamanlarda eğer siyahlar C4 sürerse mesela fil C2 bu atın F4 karesine giderek D5'e saldırdığı konumları görebileceğiz. Bakın C3 ve F4'teki atlar D5 karesine aynı anda saldıracak. Ek olarak bu at G3 karesinden F5 karesine girebilir. Ek olarak bakın bu at C3 karesini destekliyor. Olur da vezir A5 işte kale C8 gibi C atına bir saldırı düzenlenirse bu karede kontrol ediyor. Ve ek olarak çok çok önemli sebeplerden bir tanesi de bu F piyonunun kapanmaması. Bu piyonun önünün kapanmaması çok önemli arkadaşlar. Çünkü örnek veriyorum mesela siyahın C4 oyununu düşünelim. Fil C2'ye geldi. Bakın artık D hattında piyonlar tamamıyla kapandı. Gerilim sonlandı. Ve sizin yandan piyonlarla merkeze yönelik bir atak gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu atak nasıl gerçekleşecek? Tabii ki F3 ve E4 sürüşüyle girmiş olduğunuz gibi buradaki at F3'e çıkmayarak F piyonun önünü boşaltmış oldu. İlerleyen zamanda F3, E4 oynanacak. Evet, oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Oyunumuzda at E2'ye C çarpı D4 alınmış. E çarpı D4 artık beyazın da izole piyon oldu. Kısa rok ve fil E6 oynandı. Evet arkadaşlar, siyahlar da gelişmeye devam ediyor. Beyazlar da gelişmeye devam ediyor. Beyazın çok hafif üstün olduğu bir konum. İnanılmaz bir üstünlük yok. Değerlenme çubuğundan zaten yanında görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, isterseniz videoyu durdurun. İlk sorumuzu soralım. Sizce beyazlar bu konumda nasıl devam etmeli? Bakalım bulabilecek misiniz? Evet arkadaşlar, şimdi konumda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Bu ilerleme nasıl kaydedilebilir? Yardımcı taşların oyuna dahil olmasıyla gerçekleşebilir. Burada beyazlar, normalde ben at F4 hamlesini beklerdim bu konuda. Tabi D4 boşta olduğu için önce bu piyonun korunması lazım. Zaten buna yönelik bir hamle de yapılıyor. Beyazlar fil C2 oynuyor. Bakın dediğim gibi hem D4 karesindeki piyon korundu. Artık at F4 için her şey hazır. Hem de bakın bu vezir D3 karesine gidecek. Ve buradan H7'ye bakacak. H7'ye bakması şu yüzden önemli. Çünkü H4'teki fil, bakın F6'daki atı açmazı alıyor. İstediği zaman buraya vurabilir. Siyahlar da vurduğu zaman artık H7'yi kontrol eden hiçbir şey olmadığı için buradan mat fikirleri oluşacak. Şimdi fil C2 hamlesinde fil E'de oynanmış. Buradaki açmazı daha fazla devam ettirmek istemeyen Fisher filini geri çekiyor. Ama artık beyazlar T4 karesini kontrol ettiği için hemen at F4 oynamış. Saldırıya geçiyor ve burada Fisher'dan soru diyeceğimiz bir hamle geliyor. Değerlendirme çubuğuna aşağıdan bakabilirsiniz yandan. Bakın vezir B6. Evet, burada
çubuk dans etmeye başlıyor çünkü vezir B6 hamlesiyle birlikte konumda bazı dengesizlikler oluşuyor ki ve tabii ki bu dengesizliği size soracağım. Sizce beyazlar bu konumda nasıl devam etmeli? Evet sevgili arkadaşlar, burada Fischer'ın birden fazla fikri var. Fikirlerden bir tanesi B2 karesine saldırmak. B2 düştüğü zaman C3 düşecek ve siyah karede ciddi zayıflık olacak. Diğer bir sebep de duruma göre ben vezir devlet alırım, vezirleri keserim, keyfe bakarım diyor ama her ne kadar yaz ayları gelse de hayat o kadar kolay değil. Hepimiz Antalya'da, Bodrum'da yaşamıyoruz. Burada da arkadaşlar beyazlar çok önemli bir hamle imza atıyor. Fil çarpı F6 ünlü. Niye? Arkadaşlar biz bunlar konumdaki kilit taşlar diyoruz. F6'daki at şu an kilit bir taş. Çünkü bu at hem H7 karesini kontrol ediyor ki H7 karesi mat olma yolundaki en önemli kare, hem de D5 karesini kontrol ediyor. Şimdi fil F6 tabii ki G'li alıp yani terk etmeyeceğiz. Tabii ki fil almak zorundayız. G'li alındığı zaman her taraf darmaduman oldu. Fil çarpı F6'ya da arkadaşlar isterseniz düşünün at D5 mi almak mantıklı yoksa başka neler mi? İsterseniz önce bir at D5'i inceleyelim. At alır D5 alınırsa sevgili dostlar büyük bir hata olurdu. Çünkü şöyle fil alır D5, at alır D5 ve vezir çarpı D4'ten sonra bakın vezir çarpı D4'ten sonra ne oldu? Vezirler kesildi ve oluşan konuda beyazın herhangi bir üstünlüğü kalmadı. Ek olarak bu konuda kimi tercih edersin diye sorarsanız kesinlikle siyahı tercih ederim. Çünkü siyah fil B2 karesine saldırırken her ne kadar ters fil konumu olursa da en azından siyahın saldırdığı bir piyon var. Beyaz filin saldırdığı hiçbir şey yok. O yüzden mantıklı değil sevgili dostlar. Bu sebeple burada at D5 almak çift soru. Onun yerine oyunun başından beri ortaya koyduğumuz plan neydi? Filin C2 karesine gelmesi. Sonrasında vezirin D3 karesinden H7 karesine bakması. Vezir D3 ünlem oynanıyor. At B4 tarzı hamleler olsa güzel olurdu ama görmüş olduğunuz gibi H7 karesinden mat var. Bu matın engellenmesi gerekiyor. İki şekilde bu mat engellenebilir. Bir tanesi G6. Bir tanesi oyunumuzda yapılmış olan kale F8 hamlesi. Şimdi arkadaşlar isterseniz önce G6 hamlesiyle başlayalım. Evet G6 ile başlayalım. Kale F8 oynamış olabiliriz ama G6 oynansaydı ne olurdu? İsterseniz bir düşünün. Arkadaşlar G6 oynansaydı tabii ki çoğumuzun aklına at G6 fedası gelecek. İşte FG6'dan sonra vezir çarpı G6 şah. İşte fil diyorum. Fil G7 oynarsa vezir E6 bir şah daha. Bu şah H8'e gittiği zaman da vezir G6. Hem taş geri alındı hem de at D5'ler var. At E'de vezir H7'de bir sürü fikir var. Konum bitecek. Böyle bir fikir var. Ya da direkt at E6 alınarak tabii ki F6'dan sonra vezir G6 alınabilir. Yani birden fazla görev verilmiş olduğu için bu piyon direkt bunun üzerine oynanabilir. Bu sebeple kale F8 oynanmış oyunumuzda G6 hamlesi yerine. Merak etmeyin, oyun sonunda hızlı bir şekilde ekranda yaparım. Arkadaşlar buna da ö ve gelişme devam diyor. Kale A1. Ne oldu arkadaşlar? E6'dan sonra. Yani bu değerlendirme çubuğu açınca da arkadaşlar hani konumun heyecanı yok oluyor bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şu an beyazın üstün olduğunu görmek konumdaki heyecanı bence izleyici olsam ben istemezdim. Yani bir nevi spoiler gibi bir şey oluyor. Tabii bazı oyuncular anlık değişimi de görmek istiyor. Bilemiyorum. Şöyle bir şey yapabilirim belki. Kamera görüntüsünün solda olduğu, yani benim şu an solda olduğum videolarda belki değerlendirme çubuğunu koyarım. Sağda olduğu videolarda koymam. Bir sağ bir sol yaparım. Yani bir gün açık bir gün kapalı şeklinde belki yapabilirim duruma göre. Evet şu kamera odağını da düzeltelim. Kamera kendine gelmedi artık akşamın kaçındaysak. Evet kale A1 devam ediyoruz. At B4. Çok fazla bölünmeyelim. Vezir H7 şah. Şah F8 ve arkadaşlar buradaki hamle gerçekten böyle çok keyifli bir hamle. Size soracağım tabii ki. Sizce beyazlar bu konuyu öğrenmiş olabilir. Arkadaşlar atını buraya kadar geldim madem. Misafirperverlik yapayım. A3 oynayayım diyor ve fil alırsan al diyor. Tabii ki fil de burada alınmış ama aslında C2 karesindeki fil bir tuzaktı arkadaşlar. Çünkü bakın bu atın aslında D5 karesini kontrol etmesinden saptırmaya çalışıyordu beyazlar bu atı. Artık D5 karesini kontrol etmiyor bu at. Ve at çarpı D5 sevgili arkadaşlar fille alınamıyor. E hattındaki biraz sonra göreceğiniz sebepler dolayısıyla bu at aynı zamanda E7 karesini kontrol ediyor. E1 karesi alınırsa vezir H8 mat var olmuyor. Dolayısıyla burada kaleyle alınmak zorunda. Buna da kale çarpı D5. Fil alır D5'i de vezir H8. İyi akşamlar Türkiye. Çok şık bir galibiyet Max Öve'den. İsterseniz çok hızlı bir şekilde göstereyim. Değerlendirme çubuğuyla izlemek isteyenler için. Bu sırada da videoyu beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Evet merkez kontrolü yapıldı. Saldırdı düzenlendi. Vezir B6 büyük bir hataydı. Ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi at D5 ve oyun bitti. Evet tekrar gözükmek üzere konuşamadım. Şu an 2'de 2 gidiyoruz. Her gün video atmaya çalışacağım. Bakalım kaç gün başaracağım. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.